gittim hayvanat bahçesinde. Mutlu oldunuz değil mi? Ama hayvanları sanmasını çok iyi biliriz, çok iyi. Ben çok iğrendim ama. Bir daha verdiği resmi bir daha yan yana getirmeyeceğim. Bak yan yana getirmeyeceğim de yine yanımda var. Yan yana var. Siz ikiniz yan yana geldiğinizde çok yaramaz oluyorsunuz. Bir de gerçek hayata dönelim bakalım. Evet. Gerçek hayattan buraya biz araba getiririz, bir de satarız. Sizin her şey bitti, her şey. Her şey bitmiş. Ama ben şu an çok yoruldum. Şimdi ne yapsak acaba? Hüdavaydı'yı bırakalım. Bir günümüz varmış, yemeyecek anne. Tamam, Hüdavaydı'yı bırakalım da o bile çok rahat yapılır. Hüdavaydı artık senin işimiz bitti. Sen artık evinde kal. Biz de evimize gidiyoruz. Hüdavaydı, giysene içeyi. Niye girmiyor bu? Bence sinir oldu bize. İşte bizimle gelmek istiyor. Sen hadi duyuyor Hüdavaydı. Biz göz. Hadi onun işimizi yapmalıyız. Oynayacağım zaman yine alırım sizi. Daha ver, sen kalsın. Anne, ev yanmış. Aman aman, ne olmuş bu eve? Yanmış. Ay yazık ya. İnsanların evini hale getirmişler. Kim yaktı acaba? Elektrik kontağından mı çıktı? Yoksa biri mi yaktı? Doğalgaz mı patladı? Ya haberleri duyduğuma göre bu fırın var ya, bu pastacıymış burası. Evet. Bu pastacının da fırını var ya. Evet. Fırınından ateş, yani kül zıplamış. Yapma ya. Evet. Esnafmış bir de he. Pastacı satıyormuş. Ay şimdi daha çok üzüldüm. Orası bizim altınlarımız çok. Bence biz burayı tamir edelim. Güzelce yeniden bir fırın yapalım. Anne. Efendim olmuş. Duyduğuma göre buraya herhalde bir tane bina yapılacakmış. Bina mı yapılacakmış? Evet. Bak şöyleymiş. Bina yapılacakmış. Bu pastacı izin vermemiş. He. Yani izinsiz mi yapmış o buraya? Bak izin vermemiş pastacı. Yani pastacı niye ya? Evet. O müteahhit de buna gıcık olmuş. Orayı yapmış. Galiba. Ama öyle de olmaz ki. Neyse anne, yoruldum ben, hadi eve gidelim. Hadi gidelim Oğuz. Ama bir gün yapalım, tamam mı, pastacının yerine? Yok, buraya bina yapılacak dedim ya. O zaman binacıyla konuşalım, bu pastacının gönlünü yapsın da binasını yapsın. Böyle kısısına göre yapmasın. İlk önce pastacının gönlünü yapsın. Öyle zoraki yapılmaz. Burada zoraki hiçbir şeye izin vermiyoruz. Tamam. Anneyim, zile basıp niye içeri giriyorsun? Müdahale etmiyorum, kendisi müdahale etsin. Hadi anne yatalım artık, ben çok uyuyayım. Hadi yatalım Oğuz. Uyudu bunlar uyudu. Bugün işler kesatta, birkaç günlük paraya buluyor, hayat bomboş. Bugün iş yapmalıyım. Bugün biraz para kazanmalıyım. Ben parayı ne zaman kazanırım? İnsanlar uyuduktan sonra. İnsanlar uyuduktan sonra ben ne yaparım? Ne yaparım? Hırsızlık yaparım. Bu Minecraft'ın en zenginleri de Örümcek Anne'ymiş. Çok geldi, adını duydum. İlk önce onun evinden başlayayım. Şöyle sessiz gideyim. Şuradan gireyim. Ooo, eve bak be. Yalancı cennet. Nereye düştüm ben böyle? Vay anasını be. Şuraya bak. Meşaleler. Ooo, ışıklandırmalar. Yok. Şurada bir tuvaletimi yapayım. Oh, rahatladım. Gazımı da çıkarttım daha rahatladı. Şimdi gittiğim evde tuvalet kullanmazsam olmaz. İzim kalmalı. Gideyim. Okey.
girişi böyleyse bunun diğer katları nasıldır acaba? Yavaş yavaş çıkayım. Yaklaşım. Burası ne be? Bomboş. Anam, hiçbir şeycik yok burada. Şuradalar. Tam istediğim kişiler oradalar. Tam da yatıyorlar. Yavaş yavaş gideyim. Onlar uyuyor. Onları etkisiz hale getireyim. Şöyle dikkatli dikkatli gideyim. Yavaş yavaş. Örümcek anneye bak. Fasır fasır uyuyor. Spreyimi de sıktım artık daha bunlar uyanamazlar. İsteseler de uyanamazlar. Güzelce uyuyorlar. Şu çekmeceye bakayım. Karı var mı? Karı nereye saklıyor bu karı? Eve eşya bile almamış. Para biriktireceğim diye şuraya bak be. Koskoca odu bomboş. İnsan bir şey almaz mı? Neyse bu beni ilgilendirmiyor. İyi ki de almamış, para biriktirmiş. Ama ben o paraları bulmalıyım. Nereye sakladı acaba bu kadın? Hangi ağına koydu? Zaten beni duymaz şimdi. Rahat rahat arayacağım. Her tarafı didik didik edeceğim. Şurada bir kapı buldum. Kapıdan giriş var mı? Aa, gizli bir yer gözüküyor. Ne var orada acaba? Çok merak ettim. Dur bakayım. Kırmam lazım. Gizli geçit yapmış kadın kendine. Ne uyanık, ne uyanık. Ama benden kaçar mı? Kaçmaz. Burada ne var? Servet burada, servet burada. Hazine burada. Hayatım boyunca görmeyeceğim kadar altın elmas kaynıyor. Bu kadın bu kadar parayı nasıl biriktirmiş ya? Arkadaş ya, bu kadın bu kadar parayı nasıl biriktirir aklım almıyor şu an. Aklımı oynatacağım diye korkuyorum ya. Şimdi kaçmalıyım, her şeyi aldım. Onlar da uyuyor zaten. Arabalarını mı çalsam acaba? Çalmayayım ya da ya. Bunlarla ben bir sürü araba alırım kendime şimdi. Belki geldiğinde de arabalarını alırım. Onların külüstür arabasında kalmadı. Kadının dünya kadar altın elması var. Külüstür arabayı biniyor. Evinde eşyası yok ya. Ne bindi kadın ya. Dolabında bile bir şeycik yoktu. Ama olsun. İyi yapmış. Hiçbir şey almamış. Bana biriktirmiş. Bana. Benim için biriktirmiş. Evime geldim. Günlerdir aç susuz kalmıştım. Parasız kalmıştım. Huzurum kaçmıştı. Elim biraz canlı gördü ya. Bu bana aylarca yeter, aylarca. İstediğimi alırım. Yerim, içerim, keyfime bakarım. Örümcek anne de rüyasında ne görüyordur şimdi? Altınlarını görüyordur. Elmaslarını görüyordur. Bir uyanacak, bir bakacak. Şak! Nerede? Gitmiş. Ama yardım ettim işte ya. O kadar şeyi biriktir biriktir ne yapacaksın? Çubuğunu da aldım. Ne işe yarıyorsa bu çubuk. Deli midir nedir? Çubuğu almış, elmasların altınlarını yanına koymuş. Manyak mıdır nedir ya? Oyuncak bebek gibi kılıç mıdır nedir? Bu onu saklamış ya. Çocukluk hatırası herhalde. Ya da örümcek bebeğindir. Neyse. Birazcık örümcek bebek de üzülsün kılıç yok diye. Neyse biraz da ben oynarım. Çok yoruldum ya. Bugün çok iş çıkardım. Bir sürü paracıklar topladım. İşimi yaptım.
Herkes işini yapıyor. Kazan şimdi dinlenme saati.